Avusturya bir zamanlar 53 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük 3. 621 bin kilometrekarelik büyüklüğüyle de en büyük 2. ülkesiydi. Günümüz Polonya'sından Balkanların derinliklerine, İtalya topraklarının kuzeyinden Ukrayna'ya kadar uzanıyordu. Tüm bu sayıların dışında güç olarak da Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birisiyken, bu otoriter gücün günümüzde etkisini yitirdiğini söyleyebilirim. Günümüzde Avusturya nüfus açısından Avrupa'da 18. sırada yer alırken, 10 milyona yaklaşan nüfusuyla Macaristan daha da alt sıralarda bulunuyor. Pekala, nasıl oldu da bu kadar kısa sürede Avusturya tüm gücünü kaybetti? Neden bu kadar büyük bir toprak kaybına uğradı ve bu büyük kayba rağmen nasıl varlığını sürdürüyor? 100.000 yolunda destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Videoya 2000 beğeni gelirse bu seriye devam edeceğim. Avusturya'nın tarihteki yükselişi Avrupa'nın en güçlü hanedanlarından birisi olan Habsburg ailesiyle çok yakından ilgilidir. Aslında bu aile başlangıçta sadece yerel bir soyluydu. Ancak becerikli evlilik politikaları ve toprak kazanımlarıyla Avrupa'nın en güçlü hanedanlarından biri haline geldiler. Böylece 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın büyük bölümünü kontrol edecek güce sahip oldular. Bu bölgeler arasında Avusturya, Macaristan ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bazı kısımlarının dışında İspanya ve Amerika'daki deniz aşırı topraklarda yer alıyordu. Az önce de belirttiğim gibi başarıları tesadüf değildi ve kesinlikle evlilik politikalarıyla alakalıydı. Hatta bu durumu özetlemek için Avrupa'da kullanılan bir deyim bile var. Bırak savaşı başkaları yapsın, sen evlen, ey Mesut Avusturya. Bu ünlü söz gerçekten onları özetliyor. Gücü aile içinde tutmak için yaptıkları aile içi evlilikler nedeniyle hanedan üyeleri vücut fonksiyonlarındaki bozukluklarla dünyaya geliyordu. Yani ne kadar mutluydular, orası elbette tartışılır. Buna rağmen Avusturya 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da önde gelen güçlerden biri haline geldi. Daha fazla bölge imparatorluğa katılırken askeri yapı reforme edildi ve yönetim merkezileştirildi. Hanedanın ilk ve tek imparatoriçesi olan Maria Teresa ve oğlu 2. Joseph yönetiminde Avusturya politik alanını genişletti. Bu yüzden tarihin en büyük barış konferanslarından birisi olan Viyana Kongresi Avusturya'da gerçekleşti. Kutsal Roma İmparatorluğu tarihe karışmış ve Avusturya Orta Avrupa'nın önde gelen gücü haline gelmişti. Ancak birkaç on yıl sonra yavaş yavaş ortaya çıkan çöküş, insanlık tarihinin en acımasız savaşlarından birisine neden oldu. Çünkü Avusturya farklı dilleri ve kültürleri olan bir dizi farklı etnik gruptan oluşuyordu. Bakıldığında birçok halkın devleti olarak kabul edilse de, devlet imparator tarafından merkezi olarak yönetiliyordu. Bu nedenle halk yönetimden memnun değildi. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren ulusal hareketlilik başlamış ve memnuniyetsizlik halk arasında artış göstermişti. Almanya ve İtalya'da olduğu gibi daha fazla vatandaş kendi ulusal devletlerini talep ederken Avusturya içinde de durum kaynıyordu. Macarlar, Sırplar, Çekler, Hırvatlar ve diğer halklar imparatordan daha fazla hak ve özellik talep ediyordu. İmparator güç dağılımını pek istemese de kısmen taviz vermek zorunda kaldı. Ancak sonrasında işler daha da kötüleşti. Çünkü Avusturya İtalyan bağımsızlık savaşlarında Fransa ve İtalya krallığına karşı savaşları kaybetti. 1866 Avusturya-Prusya savaşı sonrasında alınan yenilgi, Avusturya'nın Alman konfederasyonundan dışlanmasına ve Orta Avrupa'daki lider konumunu Prusya'ya kaybetmesine yol açtı. Bu durum büyük bir prestij kaybına ve iç gerilimlerin daha çok artmasına neden oldu. Özellikle de Macaristan'da artan sesler, 1867'de gerçekleşen Avusturya-Macaristan anlaşmasına yol açtı. Bu uzlaşma Avusturya İmparatorluğu'nu Avusturya-Macaristan çift monarşisine dönüştürdüğü gibi Avusturya Macaristan'ın Viyana ve Budapeşte olmak üzere iki başkent şehri olacaktı. Avusturya Macaristan birleşik bir ülke olmasına rağmen her iki bölgenin de ayrı başbakanı ve ayrı parlamentosu olacaktı. Ayrıca ortak bir devlet varmış gibi görünse de aslında bu devletin vatandaşları tek bir vatandaşlığa sahip olmayacaktı. Bakıldığında bu uzlaşma ülkenin en büyük etnik gruplarından birisi olan Macarları yatıştırma girişimiydi. Ancak zaman içerisinde Viyana Sarayı'nın otoritesini daha da zayıflattı. Ayrıca Avusturya-Macaristan devleti, diğer Avrupa güçlerine kıyasla sanayi devrimi konusunda da geri kalmıştı. Bu ekonomik geri kalmışlık sadece imparatorluğun rekabet gücünü değil, aynı zamanda askeri gücünü de olumsuz etkiliyordu. Tahtın varisi Arşidük Franz Ferdinand reformcu olarak kabul ediliyordu ve katı monarjiyi dönüştürme konusunda birçok fikri vardı. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin model alındığı halklar arasında bir denge kurulmasını amaçlayan Büyük Avusturya Birleşik Devletleri'nin kurulması da bulunuyordu. Belki ilerleyen zamanlarda bu konuyu da detaylı bir video haline getirebilirim. Şimdilik konumuza geri dönelim. Ferdinand'ın bu isteklerine rağmen taht amcası Franz Joseph'in elindeydi. Yeğenine göre daha muhafazakar olan bu imparator, neredeyse 70 yıl boyunca hüküm sürdü ve Avusturya Macaristan'ı yıkıma sürükledi. Franz Ferdinand'ın 1914'te Saraybosna'da öldürülmesi de değişim umutlarını söndürmüştü.
ki yakın zamanda Saraybosna'daydım ve öldürüldüğü yeri ziyaret ettim. Kanalımda detaylı bir Bosna Hersek belgeseli yayınladım. Dilerseniz video bitiminde onu da izleyebilirsiniz. Söylediğim gibi, Ferdinand'ın ölümüyle her şey daha da kötüye gitti. Franz Josef, yeğeninin öldürülmesinin ardından Sırbistan'a savaş ilan etti ve böylece 1. Dünya Savaşı'nı tetikleyen bir zincirleme tepkime başlattı. Bu savaş, Habsburg monarşisi için nihai bir felaket oldu. Başlangıçtaki başarılarına rağmen imparatorluk savaşın çetin koşullarına ve ağır maliyetlerine dayanamadı. Ekonomik kaynaklar yetersizdi. Aynı zamanda çok uluslu ordular sadakat ve iletişim sorunları çekiyordu. Böylelikle imparatorluğu oluşturan diğer halklar bağımsızlıkların geldiğine karar verdi ve monarşiye son darbeyi vurdu. Ardından Çekler, Slovaklar, Macarlar, Güney Slavlar ve Polonyalılar başta olmak üzere birçok farklı millet bağımsızlıklarını ilan etti. Avusturya Macaristan için yolun sonu görünürken çaresizce son bir girişim gerçekleştirildi. Ekim 1918'de Avusturya İmparatorluk Konseyi çeşitli milliyetlere geniş özerklik hakları tanıyan federasyon devletine dönüşümü kabul etti. Açıkçası bunu yapmak için çok geç kalmışlardı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağıldı. Bu sayede Çekoslovakya, Polonya Cumhuriyeti ve Sırp, Hırvat ve Slovenlerin Krallığı gibi yeni devletler oluştu. Kaldı ki son saydıklarım daha sonra Yugoslavya'ya dönüştü. Macaristan bağımsız bir devlet olurken Avusturya Almanca konuşulan bölgeleri kapsayacak şekilde küçüldü. 1919'da Saint-Germain Anlaşması ile Habsburg Monarşisi'nin resmi olarak sona erdiği onaylandı. Bu anlaşma sebebiyle Avusturya hem İtalya hem de Romanya gibi devletlere toprak vermek zorunda kaldı. Geriye ise sadece önemli ölçüde küçülmüş Avusturya Cumhuriyeti kaldı. Sonrasında bu küçülen devlet için daha zor dönemler başladı. Çünkü kaybedilen topraklar sayesinde yeraltı ve yerüstü kaynaklarının dışında nüfus ve ekonomik güç de kaybedilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya yeni rolünü kabul etti ve kalıcı tarafsızlığını ilan ederek 1995'te Avrupa Birliği'ne katıldı. Böylece Avusturya AB için de aktif bir rol oynamaya başladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız bir sonraki videoda hangi konuyu ele almam gerektiğini yorumlarda belirtebilirsiniz. Geçtiğimiz 10 gün boyunca ne yazık ki ağır bir hastalık sürecinden geçtim. Bu süre boyunca ateşler içerisinde yattım ve yeni video atamadım. Bu süre boyunca bana destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim yanımdasınız. Bunun dışında 50 bin olmuştuk zaten. Bunun için de teşekkür ediyorum. 50 bin özel olarak hem Bosna Hersek hem de Liberland videoları yayınlamıştım. İsterseniz o videoya da destek olursanız mutlu olurum. Çünkü onların izlenmeleri biraz az kaldı. Özellikle bu tarz geleceğimi belirleyecek işlerin daha çok izlenmesini istiyorum. O videoları da izlerseniz mutlu olurum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.